Şimdi bugünkü derste, ders diyelim artık, ders diye gidiyoruz çünkü. Bu dün yaptığımız simülasyonlara bir ekleme yapacağız. Simülasyonların kullanım şekillerine. O da algı operasyonlarında ve komplo teorilerinde simülasyon nasıl çalışıyor, nasıl kullanılıyor, nasıl bir simülasyon dili oluşturuluyor. Bunun üzerine ve ayrıca da romanlarda ve filmlerde simülasyon dili nasıl geliştiriliyor veyahut da geliştirilmiş olan bazı örnekler varsa onları konuşacağız. Dün simülasyonun nasıl ifşa edildiğini anlatmıştım. Bu ondan sonra Palinello tarafından. Yani bir o da 1980'li yıllarda. Yani bakın yani çok 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 gerilerde değil. Yani kaos kuramına göre çok çok yeni bir ondan sonra ifşa edilme olayı. O da 80'lerin ortasında o ifşa edildi. Ve bu daha ziyade denklemlerin, teorilerin anlaşılmayanlarıyla, yani teorisi iyi yapılamayanlarla, yani istesen de istemesen de öyle çok işin içerisinde faktör, öyle çok parametre giriyor ki onları birbirinden ayırmak, onları çıkartmak mümkün olmadığı durumlarda. İşte bunlardan bir tanesi moleküler dinamik. Yani hangi atomu hangi atomla yapıp da ondan sonra bir molekül yaparsınız. Veyahut o atomla atom yan yana geldiği zaman birleşince neler devreye giriyor? Nasıl kuvvetler ortaya çıkıyor ki ondan sonra bu kuvvetlerle bunlar birbirine yapışıyorlar gibi öyle çok karmaşık durumları çözebilmek için, anlayabilmek için Palinello'lar ilk kez ondan sonra böyle bir kompütür programı yaptılar, simülasyon programı yaptılar. Ve o simülasyon programıyla bu sorulara cevap vermeye çalıştılar. Çünkü o zaman oradaki parametrelerle oynadığınız zaman simülasyon kurumunda, teori yaptığınız programda hızlı bir şekilde cevaplar almanız mümkün oluyordu. Aynı şey deneylere sonra da uygulanmaya başlandı. Tekrarlanan deneyler bunlar. Gene bu moleküllerle de ilgili çok deneylerde, hatta sıfır metallerde, yani tamam biz buzun nasıl su olduğunu falan biliyoruz da oradaki çözülmeleri falan. Ama gel bakalım bakır sıvı olurken neler oluyor mesela, bakırın sıvı hale geçişi. Yani ısıttığın zaman, o zaman neler oluyor? Bu tip yapıların tekrarlanmasında veyahut da farklı malzemelerin yan yana getirilerek çok iyi iletkenlerin yapılmasında bu kompütür programları çok işe yaramaya başladı. Çünkü hızlı bir şekilde parametreleri değiştirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ve deneyinizi bilgisayarda yapabiliyorsunuz. Yani teori ve deney diye hep ayırdığımız şeyin yerine bir de simülasyon geldiğini ondan sonra gördük. Tabii simülasyon daha önce de vardı, onu da söyledik. Yani ifşa edilmesinden önce de adı konmamış bile olsa simülasyon her yerde vardı. Kim güçlüyse, kim iktidardaysa o kendine göre simülatif programlar, projeler yapıyordu. Ve o projelerle, programlarla iktidarlarını ondan sonra sürdürmeye çalışıyorlardı. Simülasyon işte bunun geçen sefer de zaten Wikipedia'da ondan sonra da şey yapmıştık ama eğer biz bunu şimdi işleyeceğimiz konuya yani komplo teorilerine, algı operasyonlarına falan bağlamak istersek işte burada da aynı şeyler geçerli olacağını biliyoruz. Yani muhakkak bir gerçeklik olacak. Ondan sonra o gerçeklik içerisinde zamana bağlı olarak geliştirilmesi ve yerine geçirmesini sağlamak. Bu yapı, yani bu dünkü tanımımız. Şimdi biraz sonra ele alacağımız olan durumlar hakkında da ondan sonra durumlar için de geçerli. Şimdi bu şeyin ne derler eğitim olsun geçen sefer de bahsettik, dün de bahsettik ama burada şu var. Yani sümüle olduğunuz zaman olaya artık onun bir parçası olmaya başlıyorsunuz. Yani burada mesela mühendislik olaylarında öyle değil. Yani benim mesela dediğim gibi dün beni Londra'daki bilim müzesinde ondan sonra şey simülasyonun içerisine, deprem simülasyonun içerisine girdiğim zaman şimdi deprem olacak işte sallanacağız. Ama ben onun bir parçası olmuyorum.
Şimdi bir de parçası olmak, onun yerine geçmek var. Yani insanın onun yerine geçme olayı var. Bu da çok önemli. Mesela bilgisayar oyunlarında, şimdi görüyorsunuz o internet kafelere falan bir gittiğiniz zaman çocuklar kendilerinden geçiyorlar. Nasıl kendilerinden geçiyorlar? Oynuyor 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 sanki oyunun bir parçasıymış gibi kendilerini düşünmeye başlıyorlar. Sanki oyunun bir gerçekleriymiş gibi düşünmeye başlıyorlar. Sanki oyunun bir parçasıymış gibi oynamaya başlıyorlar. Bu çok önemli. Bu eğitimde işte araba sürmelerinde, şunlarda bunlarda adam aynı zamanda bilgisayarlarda, oyunlarda olsun adam öldürmeleri, askeri ondan sonra savaş teknikleri ne bileyim böyle acayip şeyler de ondan sonra geçiyor ve adam hiç kullanmadığı bir model arabayı o bilgisayarda kullanıyor, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir zaman Real Madrid'de oynamamış bir adam kendini Real Madrid'de oynuyor sanmaya başlıyor. Böyle yan yana gelip insanlar kendi aralarında bu tip maçlar oluyor ve şimdi de bunların olimpiyatları yapılıyor. İnsanlar bunların olimpiyatlarını yapıyor. Bu simülasyon üzerinden yapılan programlar üzerine olimpiyatlar yapılıyor. Şimdi bu algı veyahut da buna lobicilik de diyebiliriz. Lobicilik de benzer bir şey. Algı operasyonu gibi bir şey. Ondan sonra bunlar da tabii ki simülasyon her zaman vardı. Algı operasyonlarında. Ama bu simülasyonların hızlanması, bu algı operasyonunun hızlanması, yani yerine geçmeler, gerçekliğin değişiminin hızlanması, bugünkü simülasyon evreninde hızlanmaya, gelişmeye başladı. Yani bugünkü simülasyon evreni tam bunun aradıkları bir ortam yani. Tam yani istedikleri bir yapı. Burada çok iyi hızlanabiliyorlar, çok yere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar ve algı yaptıkları gerçekliğin hızlı bir şekilde yerine geçecek olan elemanları ortaya koymasını sağlayabiliyorlar. Şimdi bu yok muydu diyor soru var. Sana tekrar dönersem bu vardı işte ekranda gördüğünüz gibi bilmiyorum o romanı okudunuz mu? Umberto Eco'nun Prag Mezarlığı kitabı, romanı. O çok ilginç bir roman. Bu aydınlanma sonrası özellikle Avrupa'da olan o lobi çatışmalarının hakkında ondan sonra yazılmış olan bir roman. Yani Jacobiyencilerle kralcıların, Vatikancıların, kilisecilerin arasında geçen ve onların kendi yerlerine geçen ondan sonra örgütlenmeler, algı operasyonları oluşturması. Burada, tamamen o zaman da nasıl algı operasyonlarının nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Ama oradaki araç ne biliyor musunuz? Çok ilginç. Oradaki araç teksir. Bizim eskiden gençliğimizde de vardı. Ders notlarını teksir edilirdi. Teksir makinesi. O teksir makinesi öyle büyük önemli bir simülatör görevi görüyor ki orada o zaman algı operasyonlarında. Hemen o teksir makinesiyle yüzlerce 200 tane, 300 tane ondan sonra bildiri hazırlanıyor. Ve bu bildiriler hızlı bir şekilde dağıtılarak algı operasyonu sağlanıyor. Ama bugün işte bu algı operasyonlarının istemediği de hani istemeyen bir gözük şey, bir şey kara falan öyle bir laf vardır. Ondan sonra tamamen bu operasyonlar için çok ilginç bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Simülasyon evreninde. Şimdi tabii bu bir şekilde de savaşlarda da önem kazandı. Savaşlar deyince yani tamam uluslar ilişkilerde, kültür arasında sanatlar ama bu lobi savaşlarında da bu algı operasyonları çok önem kazandığı yönden başladı. Ve büyük bir stratejik yapılaşmalar ortaya çıktı. Şimdi ama bu algı operasyonlarının olabilmesinde yukarıda biraz önce tanımladığımız, dün de konuştuğumuz o simülasyonun olmazsa olmazlarını yerine getirmek lazım. Eğer onu yerine getiremezsek o zaman bu algı operasyonlarının arzuladığı yerine geçmeler ondan sonra şey olamaz ne derler, başarılı olamaz. Bu gerçeklik çok önemli. Yani
bir Lady Gaga'yı lobicilik olarak simüle ettiğiniz zaman simülasyon evreninde, o Lady Gaga daha da büyük bir Lady Gaga olabiliyor. Ama neden gerçeklik var ortada? O gerçeklik ne? Lady Gaga çok küçük yaştan beri dans eden, şarkı söyleyen, ondan sonra piyano çalan, o özelliklere sahip olan birisi. O gerçeklik üzerinden onu simüle ettiğiniz zaman o simülasyon sizin algı olarak nereye götürmek istediğinize rahatlıkla uyabiliyor. Ama eğer böyle bir gerçeklik yoksa, böyle bir gerçeklik yoksa, siz istediğiniz kadar algı operasyonlarını yapın, hiçbir zaman bu algı operasyonlarının sonucunda yerine geçen bir sonuç elde edemezsiniz. Bu kaos derslerinde de söylemiştim, bu Mevlana'nın söylediği hikaye. Yani öfke gelir geçer, gönüllerde birçok dal kırılmıştır bile lafı. Bu tamamen bizim determinist kaosun tamamen anlatan bir örnek. Ama istediğiniz kadar lobicilik yapın, istediğiniz kadar algı operasyonlarını yapın. Ondan sonra Mevlana'yı kaosun babası olarak geçiremezsiniz, onun yerine geçiremezsiniz. Çünkü gerçekliğinde eksikler var. O gerçekliklerin simülasyonunu yapmanız mümkün değil. Çünkü öyle bir gerçeklik yok. Ama o gün de konuştuk, Poincaré. Ondan sonra hep öyle diyorum, Mevlana keşke, çok güzel Mevliler şeyler yazmış, şiirleri var. Ondan sonra bir de şöyle dünyayı şeyi merkeze koyup ya da güneş etrafına bir şeyler çizseydi falan. O zaman işte o zaman gerçeklik üzerinden onu, o gerçeklikler üzerinden belki lobicilik yaparak, simüle ederek, algı operasyonları yaparak onu kaosun babası, ondan sonra şey yapabilirdik, ilan edebilirdik. Şimdi ama şimdi öyle bir hızlı dünyada, simülasyon evreninde yaşıyoruz ki bu algı operasyonları gerçekliklerini gerçekten sahipseler, lobicilik olsun, sanatta, modada, sinemada, ondan sonra hızlı bir şekilde yerine geçmeler ondan sonra sağlıyorlar. İşte bunu sağlayan bu şeyler, ne derler, simülatörler. Ondan sonra hepsi hepimizin bildiği şeyler. Sinema. Sinemada algı operasyonları. Öyle filmler yapılıyor ki. Ondan sonra mesela savaş filmleri. Bu savaş filmlerinden ortaya koyduğu algı operasyonları. Yani herkesi öldüren adamlar bir gün, ondan sonra bakıyorsunuz en sonunda iyi adam falan olma şeyi size. Ondan sonra empoze edilmeye başlıyor. Şimdi bu algı operasyonları dediğim gibi sanatta falan da her yerde var yani. Şimdi hiç unutmam, bundan 2 sene, 100 sene önce sesime iyi geliyor da kahve, sıcak kahve. Bu İstanbul Biyaneli yapıyordu, Kültür Sanat Vakfı. İstanbul Biyaneli. Bundan zaten geçen sene yapamadılar, ondan önceki sene mi? Ondan bir önceki sene belki olabilir. Ondan sonra şeyde, modern şeyde, ne derler, Tophane'nin oradaki müzede sergileri vardı. Şimdi sergiye gittim. Ondan sonra bir güzel bir heykel var. Ne heykeli bu? Bu heykel şu. Hani Vietnam Savaşı'nda yanan bir kız vardı ya, koşarak gidiyor böyle. Anadan doğma olmuş. Üstündeki her şey yanmış. Böyle bir fotoğraf vardır. Hiç hatırlıyor musunuz? Ondan sonra o fotoğrafın heykelini yapmış adam. O fotoğrafı. Yani o kızın heykelini yapmış. Çok da güzel yapmış. İranlı mıdır, nereli dedim, bilmiyorum. Ondan sonra hatırlamıyorum şimdi. Ama bu heykeli açıklayan orada bir şey var. Ondan sonra bir köşede bir yazı konmuş. Heykeli açıklıyor. Bakın ne diyor o heykeli açıklarken biliyor musunuz? Güney Vietnamlılar, Kuzey Vietnamlıları bomba attıkları zaman bir çocuğa yapılan bu şey, bomba sonucunda bu çocuğun aldığı bu kötü durum, onun gibi laflar ediyor. Ya kardeş, bakın algı operasyona bakın. Sanatta bile algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kardeşim bu öyle değil. Bu Amerikalıların attığı napalm bombasının yaktığı çocuk. Çocuklar binlerce, bir tane de değil, binlerce, milyonlarca yaktığı insanlardan birisi. Sen şimdi buna diyorsun ki Güney Vietnamlıların, Kuzey Vietnamlıların attıkları bombalarla yanan çocuklar. Yani bakın sanat bile
bu tip algılarda bir operasyon olarak ondan sonra görev görüyor. Demek ki o vakfın niyeti şu: aman abi, biz bir yerlerden destek alıyoruz, Amerika'dan veyahut da o tip NGO'lardan. Aman onları kızdıracak bir hareket yapmayalım da ondan sonra böyle bunu bu şekilde yapalım. Tamam, ondan sonra. Ama işte bu algı operasyonu, oraya ben Vietnam'da gitmişim, Vietnam'daki o savaş müzelerini görmüş bir insanım. Tamam, ben onu tepki gittim, hatta fotoğrafını çektim. Ondan sonra Biyanelcilere gönderdim, bu ne rezalet falan diye, ama şey yok, ne derler. Tık yok yani. Ama hiç bilmeyen bir insan, gençler özellikle, demek ki vay anasını, demek ki Güney Vietnamlar, vay gördün mü, İç savaşta bak bunu yapmışlar falan diyecekler. Yani orada Amerika'nın yaptığı o rezaleti, o binlerce öldürme insanını, çünkü Vietnam Savaşı'nda biliyorsunuz öyle bir savaştır ki, o özellikleri şudur: en kısa zamanda en çok insanı öldüğü savaştır. En kısa zamanda. 3 milyon kişi. Ve bir savaşta en çok sivillerin öldüğü savaştır. En çok sivillerin öldüğü savaştır. 1 milyondan fazla sivil ölmüştür. Şimdi neyse, tekrar şeyimize dönelim. Bu nedenle şimdi bu şeylerde, internette, sosyal medya bloglarda, şunlarda, bunlarda lobi şirketleri var. Ver adama para, senin istediğin şekilde algı operasyonu yapsın sana. Zaten bazı partiler bu tip lobi şirketleriyle çalışıyorlar. Yurt dışındaki bazı şirketler. Troller var. Mafya var. Bugünlerde hep dinliyoruz, görüyoruz. Ondan sonra mafya çatışmaları. Bunların esasında hepsi temelde bu algı operasyonlarının farklı simülatörleri. Şimdi yani, ama algı operasyonlarının ortak bir özelliği var. Gerçeği yerine geçme, gölgeleme, taklit etme gibi bir niyeti yoktur. Yani öyle bir algı operasyonu yapar ki bunun niyetinde böyle bir özelliği yoktur. Ama şu özelliği vardır: doğrudan dayandığı gerçeklik iktidarını ve modeli güçlendirme niyetindedir. Niyeti odur. Bunun tabii eğer nedenlerinden sorarsak, işte moda tüketimi, makro tüketimleri vardır. Modadan silah tüketimine, yüksek teknolojiye, bilime, nereye giderseniz gidin, ondan sonra böyle bir güçlendirme ondan sonra niyetleriyle ortaya çıkarlar. Tabii uluslararası algı operasyonlarında bugünlerde iyice alıp gittiğini görüyoruz. Ama bu algı operasyonlarında en önemli kullanılan dil, herkesin kullandığı bir, ondan sonra kaos ve terör dilidir. Yani bu algı operasyonlarında uluslararası ilişkilerde herkes birbirinin terör grubu olduğunu ondan sonra anlatmaya çalışır. Herkes birbirinin dünyada ondan sonra kaos çıkarttığını anlatmaya çalışır. Yani bu dil artık hepsinde ortak bir dile ondan sonra dönüşmüştür. Ama niyet siyasi ve ekonomik olarak güçlenmedir. Yani gerçeklik olarak o yeni yerine getirmedir. Bir şekilde postmodern soğuk savaş dediğimiz şey budur. Yani algı operasyonlarının ondan sonra çatışması. Ama uluslararası ilişkilerde, siyasi ilişkilerde bu algı operasyonlarının ortak özellikleri var. İşte bu ortak özellik dediğim gibi karşılıklı kaos ve terör dilini ondan sonra kullanmaları. Dün tartıştık ondan sonra. Bu algı operasyonlarının diğer önemli özelliği de bu, işte zuhur dediğimiz, dün üzerinde güzel güzel konuştuk. Arkadaşlar Ender başta olmak üzere güzel katkılarda bulundu. Ondan sonra bunları manipüle etmek. Algı operasyonlarını. Manipüle nasıl manipüle etmek? Çünkü bunlar ortaya çıktıkları zaman biliniyor ki toplumsal bir değişime, dönüşüme neden olacaklar. O yüzden o an iktidarda olanlar, güçlü olanlar, bazı yerleri kontrol edenler, sermaye, aklınıza ne gelirse gelsin, böyle bir değişimi, dönüşümü
istemezler bu toplumsalda. Çünkü bir değişim her zaman için o an önceki yapının ondan sonra şeyini değiştirir. Güç iktidarını değiştirir. Ve algı operasyonları devreye girerek bu değişimi, bu dönüşümü ne kadar engelleyebiliriz? Ne kadar bunun ondan sonra geniş alanlara geçmesini, gitmesini, ulaşmasını engelleriz? Onu düşünürler. Şimdi mesela bu Ender de burada için söylüyor. Mesela Bergama hareketi sırasında. Ondan sonra öyle şeyler yazılı çizildi ki bu hareket için. Oo, Almanya'dan onlar oluyormuş da bunlar gidiyormuş da geliyormuş da falan filan. Şimdi bu algı operasyonlarını ortaya atıldı. Bunlar televizyonlarda konuşuldu, gazetelerde yazıldı, ondan sonra vesaire vesaire. Bu algı operasyonlarının niyeti ne peki? Niyeti böyle toprağına sahip çıkan bir hareketin ondan sonra daha farklı durumlarda başka yerlere de ulaşmasını engellemek. Azaltmak gücünü ondan sonra hafiflettirmek, ulaşım yerlerini engellemek. Yoksa bir kere Bergama olmuş, buna artık bundan sonra onların yapacağı bir şey yok. Ya ki yapacakları şey bu algı operasyonlarının aman Fasko diğer köylülere de gitmesin, diğer köylerdeki maden ocaklarına da gitmesin, ondan sonra gibi algı operasyonlarına girişmek. Aynı şey çarşıda da geçerli yani. Çarşı içinde öyle çok algı operasyonları yapıldı ki bunlar tinerci, bunlar alkolik, ondan sonra bunlar kara borsacı, bunlar bilet satışından para kazananlar. Aklınıza ne gelirse o ondan sonra manipüle edildi. Aynı şey Gezi içinde ondan sonra yapıldı. Ama bazı insanların bunların etkisi altında kalmasını ben anlamıyorum. Bazı insanlar deyince aydın kesimden bahsediyorum. Öyle insanlar tanıdım ki ben, bu Marksistler arasında özellikle, bu Bergama hareketi için aman kardeşim neler söylemediler. Neler söylüyorlar yani. Hani o da bir farklı bir algı operasyonu. Beşiktaş çarşısındaki çocuklar için tinerci, bilmemeci, aman bunlar da bir yere gidilmez bilmem ne diyen bir sürü ben ondan sonra insana rastladım. Aynı şey Gezi gibi şimdi olunca da Gezi'nin gidişi hakkında ondan sonra spekülasyonlar başkalarını da etkiliyor. Başkaları da bunun hakkında bazı şeyler yazmaya çalışıyorlar. Aynı şey küresel yapılaştırmalarla ilgili. Şimdi uluslararası algı operasyonları ondan sonra bu mülteci hareketlerini manipüle etmeye başladı. Nasıl manipüle ediyor? Bol bol yeni ondan sonra organizasyonlarla bunları yumuşatma hareketleri, alıştırma hareketleri ondan sonra. Neyi yapmaya çalışıyorlar? Bunların bazılarını bol bol bize gösterip televizyonlarda ondan sonra haberlerde bunların sanki bir filmmiş gibi algılamamızı ondan sonra sağlıyorlar. Öyle bunları algılayalım ki film gibi ondan sonra biz artık kimseye üzülmeyelim. Mesela bu deniz kenarında yatan o çocuğa ondan sonra üzülmeyelim. Çünkü bir film o. Hakikaten öyle hikayeler de uydururlar ki bu olay olmamış da birisi o çocuğu oraya getirmiş de ondan sonra fotoğrafını çekmiş de filmini almış da falan diyenler bile oldu yani. Yani bu operasyonlardan ondan sonra etkilenmeler önemli bir şekilde hız kazanıyor bu simülasyon evreninde.